A sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir diyoruz arkadaşlar. Yani bunun ispatını veya neden kaynaklandığını sizlere soruyorum. Biraz süre tutacağım. Buyurun yapmaya uğraşalım. Neden olmasın? Why not? Şimdi arkadaşlar bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Zaten bunu bilmeyeni dövüyorlar. Yani A üzeri sıfırın bir olduğunu bilmeyen bizim oralarda inanın dövüyorlar. Şöyle bir çerçeve için alalım. Fakat nereden kaynaklanıyor? Bunu açıklamak istiyorum. Müsaade ederseniz. Bakın. Şimdi sıfır sayısını n eksi n olarak yazarsak. Yani A üzeri n eksi n yazabilirsiniz. Çünkü n eksi n sonuçta sıfır olacak. Eşittir. 1 mi ona bakacağız. O zaman A üzeri n çarpı A üzeri eksi n olacak bu. Biliyorsunuz üslü sayılarda böyle ayrıştırabiliyor idik. A üzeri n. Bakın burada şu formülü yani daha doğrusu şu özelliği bilmemize fayda var. A üzeri eksi n neydi gençler? 1 bölü A üzeri n'di. Yani ters çeviriyorduk bu şekilde. Şunu şöyle bir bulut için alalım. Bu çok önemli ve değerli bir formülümüz. Peki buradan A üzeri n çarpı 1 bölü A üzeri n olacak. Bakın burada neler gidiyor? A üzeri n'ler sadeleşiyor. Cırt cırt. Dolayısıyla buradan bir sonuca ulaşıyorsunuz. Yani A üzeri sıfırın 1 olduğunu bulmuş olduk arkadaşlar. Peki bir de örnekleyelim. Bir tane örnekle. Mesela 5 üzeri 0 da 1'dir. Neden olduğunu görelim. Yani 5 üzeri işte n eksi n demiştim orada. Burada da sayı verelim. Mesela 6 eksi 6 diyelim bakın. Sonuçta 6 eksi 6 sıfırdır. Bu da 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri eksi 6 olacaktır. Buradan 5 üzeri 6 çarpı yukarıdaki özellikten 5 üzeri 1 bölü 5 üzeri 6 olacak. Burada arkadaşlar 5 üzeri 6'lar cırt cırt girecek ve sonuç bakın 1 olacak. Hangi sayıyla veya hangi sayının sıfırıncı kuvvetiyle yaparsanız yapın aynı sonuca ulaşacaksınız arkadaşlar.